Penceremiz şöyle bir yer açılıyor. Günaydın. Kediler de sabahtan beri bana bakıyor. Bir tane daha var. Şu an burada değil. Hemen şurası Telegrafhane Sokak. Güne başlıyoruz. Çay için su alacağım. Bunları da yanıma aldım, şişelerimi. Kral, günaydın. Günaydın. Gel kapının önüne. Tamam, kapının önüne geliyor. Sen şu şeyi, elmalı keki al. Sağ ol. Bu senin. Peki, sen alsan gel. Kralın mekanında artık kahvaltı keyfi. Diyarbakır sokaklarında öyle vakti. Bugün cumartesi olduğu için bayağı yoğun, kalabalık. Şimdi yolum Diyarbakır Müzesi'ne düştü. Şimdi Diyarbakır Müzesi'ne doğru ilerliyorum. Hem bir arkadaşımın sergisi var, hem de Diyarbakır Müzesi'ni gezeceğim. Bugün saat 15'te burada bir açılış olacak. Hemen şu taraf Hazreti Süleyman Camii. Şurada sıramıza girelim, giriş yapalım. Oraya geçeceğim.
gezimin ikinci gününde, cumartesi akşam saat 19 civarı arkadaşlarım gelecek, çay demledim, onları bekliyorum. Evet, ortamımız tam olarak şu şekilde. Çayımı bırakayım. Selam. İyidir vallahi, sen nasılsın? Gel çay ikram edeyim. Arkadaşlar gelecek. Bugün buradayız ama ilerleyen saatlerde gelebilirim. Şu meyve salatamız. Şu da kavunumuz. Aramızda kavun sevmeyenler varmış. Bugün bakalım sevecekler mi, sevmeyecekler mi? Afiyet olsun. Koskoca cumartesiydi. Dolu dolu bitirdik. Vallahi bugün o kadar çok etkinlik yaptık ki, en son karavanda meyve satısıyla dostlarımızla bitirmiş olduk. Tertemiz ettim karavanımı da, yarına hazırladım. Evet, bu şehirden gittiğimde gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü çok güzel dostluklar, çok güzel arkadaşlıklar biriktirdim. Diyarbakır yazısını gördüğümde bile duygulanıyorum. Kral, görüşürüz. Nasılsın abi? Hayırlı geceler. İyi geceler. Nasıl Don Gözlü? Valla abi iyiydi. Biraz böyle hava aldık. İyi arabayla bir iki tur attık. İyi yapmışsınız. Aynen abi. Ben de tezgahı topladım. Görüşürüz yarın. Aynen abi. Allah'a emanet. Sağ olun. İşte tam olarak anlatmak istediğim bu. Yani sokaktan geçen arkadaşlar, hep ahbap olduk. Çok iyi insanlar. Kapılarını açarlar. Yani şimdi şurada karavanda geldim. Birisi lavabosunu açıyor, sıcak suyunu veriyor, sonra çay kahve göndereyim diyor, açsan yemek söyleyeyim diyor. Ya bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yani şu şehri bırakıp giderken veya Diyarbakır adını bir otobüsün üzerinde, bir böyle duvarda veya bir yazıyla gördüğüm zaman gerçekten duygulanacağım. Diyarbakır benim üçüncü memleketim olacak bundan sonra. Bir kendi memleketim, iki Bursa, üniversite okuduğum yer, üç de Diyarbakır olacak. Diyarbakır'ı gerçekten çok seviyorum. Buradaki arkadaşlıklarımı, dostluklarımı tekrar yeniden onları görmek dileğiyle burada bırakacağım. Çok güzel bir cumartesi akşamından, Diyarbakır'dan, Telegrafhane sokağından herkese selam olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün 19 Mayıs 2024. Uyandım, karavanımın iç temizliğini yaptım. Kalktım, karşıdaki esnaf abimiz buraları hep sulamış. Biz burada oturuyoruz diye, sağ olsun. Hem buradaki ağaçları sulamış hem de alanımızı sulamış. Bugün dünden kalan bir kırgınlığım var vücudumda. Sesim biraz kalın ama iyiyim. Fakat şöyle de bir moral bozukluğum var. Bugün benim oğlumun doğum günü. Tam 6 yaşına bastı. 19 Mayıs 2018 doğumlu. Tabi uzaktan kutladık. Onların da yanımda olmasını isterdim. Diyarbakır sokaklarını eşim ve oğlumla da gezeceğim. Ben şimdi buraları adım adım geziyorum. Hep kendimi arkadaşlar, dostlar ediniyorum. Evet, böyle bir günden Diyarbakır Telegrafhane sokaktan herkese selam olsun. Günüm başlıyor.
güzel bir pazar gününe başlayalım. Şimdi yine Diyarbakır sokaklarındayım. Arkadaşlarımızla bir kahve içeceğiz. Sonra bir çorba içmeye gideceğiz. Sonra doğaçlama. Artık programımız neyse yapmaya devam edeceğiz. Sabah kahvemi içiyorum. Diyarbakır'ın o meşhur sokakları. Ya burada yaşamak gerçekten çok güzel. Burayı gerçekten çok özleyeceğim gittiğimde. Ama her zaman da aklımda olacak. Geleceğim. Buralarda vakit geçireceğim. Tabii ki her geçen günde daha da güzelliklerle karşılaşacağım. Çünkü bu sokaklar hem sanatla doluyor hem de müzikle şenleniyor. Çok yerden de insanlar geliyor. Cahit Kıtkı Tarancı Müzesi şu an restore halinde. Kapısı açık. O yüzden şöyle bir görüntü alayım dedim. Çorba için çıktık. Ciğer yedim. Çorbacı bugün kapalıymış. Şimdi sokakları gezmeye devam ediyorum. Bak şurada bir tane kedi gördüm. Ayağının bir tanesi yok. Her sokak bir yere çıkıyor. Diyarbakır'a her geldiğimde yeni yerler keşfediyorum. Aynı bana Bursa gibi. Çok gizemli geliyor. Diyarbakır'da. Şuradan devam edelim bakalım. Bugün 19 Mayıs olduğu için okullar bayraklarla süslenmiş. Burada aynen mahalle kültürü devam ediyor. Birkaç sokak sonraları Enişlek Cadde. Diyarbakır'a geldiğinizde sokak aralarına girmekten kaçınmayın. Çünkü gerçek güzellikler buralarda. Sadece lahmacun yapanlar var. Sadece ciğer yapanlar var. Yani sadece bazı konularda lokalleşmiş yerler var. Yani girdiğinde her çeşit yemeği bulamıyorsun. İşte oralardan yemek çok daha mantıklı. Yani Ulu Cami'nin köşesine geldik. Evet, burası Ulu Cami. Şuradan hemen şu gösterdiğim yerden bizim sokağa doğru ilerliyorum. Evet, buradan dümdüz çıktığımızda
sokağı buluyoruz. Onu da ben getirdim. Adem abi benim bu hafta sonu komşum. Evet, yolcu camper burada. Şimdi hem onu ziyaret ettim hem de bir şeyler alacağım. Abi kolay gelsin. Sağ ol abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Mis gibi sabah sulamışsın oraları. Esasında ben sesini duydum da. Arkadaşlar da gelip gitti ya. Dedim bir rahatsız da etmeyeyim, o yüzden biraz... Yok ya, rahatsız olmayız da. Şimdi bu arada bu dükkan da, bakkal da. Aynı eskide nasıl bakkal kültürü olduğu gibi o kültürde, değil mi? Bir de tertemiz yani bak. Ürünlerin hepsinin üzeri çok güzel. Eline konuda sağlık, bol satışlar abi. Kralı Telegrafhane sokağında aradım bulamadım. Kral buradaymış. Gezimi yaptım, yemeğimi yedim, turladım, eğlendim ve şimdi yolcu camper'ın yanına geldim. Vallahi biraz istirahat etmek istiyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Biraz da hastalık beni etkiledi. Aa, Titanic pastan çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Doğum günün de kutlu olsun. Annesi fotoğraftakinin aynısı olmuş, biliyor musun? Güzel olmuş. Tam 6 yıl önce 19 Mayıs'ta bugün o kadar işimiz varken sen doğdun Alp. İyi ki doğdun. İyi ki hayatımıza girdin oğlum. O kadar çok işimiz ve telaşımız vardı ki bir tek senin gelmen planda yoktu. Ama tüm işimizi bıraktık, seni bekledik Alp. Doğum günün kutlu olsun. Yakışıklı oğlum. Afiyet olsun. Annesi o Titanic'i de Alp için saklarsınız, tamam mı? Tamam. Herkese çok selam söyle. Tamam, hadi bay bay. Hadi bay bay. Kral, şu anda yayındayım. Evet Alp Bey, doğum günün kutlu olsun. Seni ve bütün Aslan ailesinin mutlu günler geçirmene arz ederim. Çok teşekkür ederiz Kral. Teşekkür ederim. Kral da şu an en sevdiğim mekanlardan bir tanesi olan Telegrafhane kafedeyiz. Evet Alp, keşke sen de burada olaydın. Seni de gezdirmişsin, babanı gezdirmişsin. Hiç yalnız bırakmıyorum. Alp'i de getireceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkürler Kral. Ben teşekkür ederim. Kralımızla terasa çıkıyoruz.
Hemen yolcu camper da burada. Oo, taraf çok iyiymiş. Arkadaşlıklarımız oldu. Çok güzel hatıralar topladım. Ve şimdi artık yola çıktım. Yoluma devam ediyorum. Sıkıntılı bir geçiş burası. Daha önce de geçtim. Klimam veya üzerindeki ekipmanlar yukarı değiyor ama şimdi bir şekilde Hacı abi burayı ayarlayacak şimdi. Şu tabela değiyor esasında. O tabela olmasa çok rahat çıkarım. Evet, harika. Çok güzel bir çözüm buldu Hacı abi. Hacı abi teşekkür yavaş ederim. Yavaş dur. Geliyorum. Yavaş, tamam. Git. Biraz yavaş. Yavaş. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Yolun açık olsun. Sağ olasın. Abi çok teşekkür ederim. Bir bakalım. Sıkıntılı yerden çıktı. Ben bu Diyarbakır'dan nasıl çıkacağım? Yani genel anlamda Diyarbakır'ı ben nasıl bırakacağım? Üçüncü memleketim dediğim Diyarbakır bana çok giderken yüzüm verecek. Çünkü burayı çok seviyorum. Şimdilik hoşça kal Diyarbakır. Yine yeniden görüşmek dileğiyle.